Okay, so yes. Ödevin tarihinde bir iki gecikme yaşarsan orada late diye submission yapabiliyorsan görünüyor, ona göre puanın kırılıyor. Bir de tabii atasözü var, hiç zamanında verenle vermeyen bir olur mu diye. Dolayısıyla bir olmaz. Zamanında verenle vermeyen arasında 175 bir olur mu? Yani zamanında vermeyeni havuza atıyoruz. Evet, kışın. Onun dışında bir sıkıntı olmayabilir. Yani zamanında verin. Not şeyi değerlendirmesi sıkıntısı olabilir. Ya olacaktır. Ona razıysanız şey yaparsınız. Benim konfigürasyonu öyle yaptım. Bir konfigürasyonu kontrol edin. Late accepted veya late not accepted diye seçenek var. Accepted'ı kabul ettim galiba. Şey penaltısıyla. Not penaltısıyla. Kontrol edin. Etmemiş de olabilirim. O zaman yükleyemez. Penaltı gözükmüyorsa da gözüküyordur, vardır o. Çünkü değerlendirme yapan onu biliyor. Late diye görünüyor şeyde. Sistem çok güzel işliyor yani. Adamlar yapmış. So, oops. Yesterday. Yesterday we were talking about social engineering and making people believe that they did something wrong. They have to give some kind of information. They have to act quickly. Usually that is done on the phone. That is done on the mobile systems through email. So person to person, person to company communication channels are used for first manipulating a person to believe that there's a problem or something has to be done. Further, the attacker gets your identity information to get into your bank or post something on behalf of your name or do anything they want using that kind of information. Or get money from you. There is also hoax information going around internet. There are hoaxes. There are scams. Scam means dolandırıcılık in Turkish. So there is an illegal thing going on and your property or your right or your money or your belongings are taken from you in exchange of nothing or at the end you are actually robbed. In the hoax, it is like a virus. You believe that there is something. You believe that there is a problem going on. And you have to forward it. You have to forward it to other people so that they will be informed. Those people are your friends. Your friends believe in you. So since you are their friends, the mail comes from you, must be true. So they forward again. Without thinking that the content of the message, content of the item has incorrect or false claims. Such as there are a lot of snakes. Such as there are a lot of snakes in the uh,
in the garden. So forward that information, put some pictures of the snakes from Africa, and then people keep forwarding that, and then you will see students walking from the center of the concrete because of the snake fear. So that's what we call hoax. It's going around internet very much. It's a kind of virus. The harm of that kind of virus and that kind of false information is the propagation of the information itself. So if you forward it, that means you are infected. There was a virus, hoax-type virus, years ago, indicating that, explaining a new virus came out, and it's very dangerous. In order to delete the virus, you have to go to the Windows folder and delete certain file, named file, and then you will be cleaning the virus. So the message was containing that. But if you do that, your Windows system will be unusable. So actually, the virus is using you deliberately to act on your system to destroy your operating system. I mean, you are doing with your hands. Wait a second. Password attacks, we have gone over these yesterday. Guessing passwords, dictionary attacks, or inverted tables can be used if you can get the content of this file, etc password file. In Unix systems, it contains hashes of the passwords, such as your password is AB. The hash function translates that to 74. So remember what hashing is. You can, when you have AB, using the function F, you can get 74. But F to the minus 1 is not available. So F to the minus 1 is not available. You cannot have F to the minus 1. They have the list of 74, 75, 63, a lot of hashes, like Bitcoin. Okay, long strings, of course. A lot of hashes. So they have a list. Usually they have this password file. So they try various and they know F. F is the standard procedure, for example, in used in Linux version 7 point something. So F is known, but F minus 1 is not known. So reverse function is not possible. This way it is possible. So they have a lot of dictionary words, and they also have the numbers in your password file. So they have the output because it is stored in database. Why is it stored in database? When you enter your password, who checks it? The system checks it. How the system checks it? It has to store your password in some form. Normally, they don't store your password.
that is against security policy in general. So never store passwords on servers, or never store passwords on systems. So what do? Store hashes of the passwords after the function. So how the system is going to check whether your password is correct or not? The system uses f function to compute the hash and compares whether the hashes are equal. So compare the results are equal or not. So those guys have the result. So they pre-study possible combinations. And in this file, for example, I have my name, for example. At the end, I have 7564A, something like that. So longer, probably. So since they have this and they have this, but they don't know my password, but they have this. So they study it to find which characters, which kind of password, which kind of input, which kind of dictionary input. They pre-study, they study before. Which kind of input creates this kind of output? If they find it, like Bitcoin mining, then they can use my password because they know my password, because they know that that password they found is creating equal output. So the system will compare and say, okay, this is the correct password. Neyle geçebiliyorlar? Senin şifren. Türkçe söyleyeyim. Sen şifreni girdiğinde bir fonksiyondan geçiriliyor ve bir string elde ediliyor. Başka bir kelime elde ediliyor. O kelime saklanıyor diskte. Adamlar onu ele geçirdikleri zaman diskten bir şekilde geri gidemiyorlar. Çünkü f-1'i tanımlamak mümkün değil. Hash geri gidemez. Mesela nedir hash? 14 mod 10 kaçtır? 4'tür. 24 mod 10 kaçtır? Yine 4'tür. Şimdi ben 4 verdiğimde benim password'üm 24 müydü, 14 müydü? Bilemem. Hangisini? F-1'i bulamam yani. 4 verdiğimde 24 müydü yoksa 14 müydü bilemem. Ulaşamaz. Hash kompleks hash. Öyle percent değil tabii. Peki mesela iki tane farklı bilgisayar, ikisi de aynı şifreyi kullansa ikisinde depolanma hashleri aynı mı olacak? Aynı olacak. Herkes de aynı yani bu hash konusunda. O kadar aynı değil. Ama mesela ikiniz de Ubuntu yüklediniz aynı tarihte. Aynı kernel'ı yüklediniz aynı. Hali hazırda Linux'la kurmuş bir bilgisayarlarda farklı olabilir. İki farklı bilgisayarda. Olabilir. Çok detaylarını bilmiyorum. Yani şeyi de kullanıyor olabilir. İnstall ettiğinde belki sistem parametresinin bir tanesini alıp sistem parametresini onunla şey yapabilir. Ama orada da sıkıntı var. Sistemi upgrade ettiğinde passwordlar çalışmayabilir. Yani. Fonksiyonu tersini bulamıyor. Bu percent dedim ya. O 4 verdim. Percent olduğunu biliyor. Percent'i biliyor. Ama 4 verdin de 14 mü 24 mü bunu bilemiyor adam. Ne yapacak bu sefer? 4'ü ele geçirdi mi? 14'ü deniyor, bilmem neyi deniyor. Bulduğunda ha diyor. Bu password çalışır diyor. Neden? Çünkü senin şey server'ındaki algoritma her şeyi hesaplayıp karşılaştırıyor. Başka yaptığı bir şey yok ki. Peki bilgisayarların hash fonksiyonu bulunabilir mi yani? Bilgisayarların hash fonksiyonu bulunabilir mi sorusunun cevabı, hash fonksiyonunun tersi bulunamaz. Tersi değil, kendisi. Kendisi zaten açık. Tabii. Algoritma belli. Tasarlayan adam gizlememiş ki onu. 3 DES var mesela. 3 DES algoritması var. Şöyle yapayım.
Pardon. Yani niye böyle oluyor? Bu eski algoritma. Mesela zayıf olduğu için 2023'ten sonra kullanılmayacak. Hala kullanılıyor. Evet evet. Klasik algoritma. Yenileri de zaten AES DES eskisi 3 DES daha sonra çıktı. Sonrakisi. Hepsi burada var. Şekil. Input, output, state. Input karakter, output karakter. Buradan işte sonuçta hash. Şununla hash yapıyorsun. Sonuç elde ediyorsun. Percent'in kompleks versiyonu. Var var tabii ama nasıl kodlayacaksın? Zafiyet yaratmıyor. Kriptoloji algoritmaları öyledir. Zafiyet yaratmıyor. Neden? Çünkü implementasyonunu yapman gerekiyor. Yani tabii tamamen gizli bir sistemse, ikimiz arasında kullandığımız bir sistemse yapabilirsin. Ama commercial bir şey yapıyorsun. Yani ve güvenilirliğinin de test edilmiş olması lazım. Yani açık ki insanlar bunu çalışıyorlar. Yani bunun yöntemi bilerek şifreyi ele geçirmen mümkün olmadığını herkes biliyor. O yüzden açık olmasında bir sıkıntı yok. Zaten yeni olanlar bu dediğim olayda şey çok uzun olduğu için elindeki dictionary çok büyük olmak zorunda. Bir de o da çok uzun sürüyor falan. İyi algoritma o demek oluyor zaten. Çözemiyor yani. Hani 2 yıl uğraşsa kapı giriş şifresini çözersin. Ama kapıdan 5 dakikada geçmen lazım. O zaman o çözülemez anlamına geliyor. Matematiksel şeyleri var. İşte mesela polinom. Bunu hesaplıyor input'u verdikten sonra. Bunun işte kalanını bilmem nelere ekliyor. Ondan sonra bakın burada modülo yazmış. Bunun modülosunu alıyor vesaire. Detaylarını biliyor musun derseniz hayır bilmiyorum. Yani okumak lazım. Tamam. Security'ci değilim. Bu AES mi? AES bir dakika. AES şifrede kullanılıyor galiba. Bir dakika. Bakalım. Yine. Hepsinde var. Nasıl saklayacaksın ki başka? US government. DES'in yenisi buradan buraya gidiyor işte. Yani yapacak şey aynı. Nasıl saldırılabilir vesaire. Tabii bir şifre yeni eklenmen nasıl yapıyor? Madem bu kadar zor bir sistem. Şeyde RINT, SSL AES'i kullanıyor zannediyorum. Yani client server haberleşmesi tarayıcıda. Efendim. Bir dakika.
Şöyle bulayım. Mesela yine aynısı, evet. Secure Socket Layer. Şimdi burada bir de yeni çıkan Bitcoin'de kullanılan eliptik curve var. ECC. Eliptik curve'de de gene modülüs gibi bir tane, iki tane eliptik curve tanımlıyorsun. Buradan buraya transfer tanımlıyorsun. Buradan buraya geçiyor ama buradan buraya geçemiyor. Onların polinomları var. Bir polinomdan diğer polinoma transfer yapıyorsun. Ters tarafa gidemiyorsun. O yüzden adı eliptik curve. Size şekil görüntü arattırayım. Kuyu madenliğine evet. Şu şekilde. Aynı şeyler. Bak. Hı? Aynı şeyler. Coin madenciliği şu. Neden bir şey değerli olur? Talep olur diye. Talebi nasıl garanti ederim ben? Peşinde insanlar olsun diye. Peşindeki insanları nasıl garanti ederim? Onlara para vereceğim diye. Nasıl para vereceğim? Çalışmaları karşılığı. Nasıl çalışacaklar? En zor çalışma şartı nedir? Bu dictionary attack gibi. Ben hash'ini vereyim, şeyi bulmaya çalışsın. Sayı bulmaya çalışsın. En kötü iş o. Ben onu vereyim, bu adam çalışsın. Ben buna ne kadar çalışıyorsa vereyim. Peki neden böyle bir adamı ben çalıştırayım? Çünkü değerli olması için birilerinin bunun peşinde koşması lazım. Yani hard earned money derler ya, işçilik lazım. Çalışılan hiçbir şey yok. Yok. Hiçbir şey yani. Yok. Evet, yani. Evet, yok aslında. Yok. Şimdi onun değişik versiyonları var. Bir tanesi şeydi. Konu değişiyor ama güzel konu. Yani bu da dersi sayılır. Hard disk ver şeyi vardı. Belki bazılarınız biliyordur. Sisteme giriyorsun, hard diskini bağışlıyorsun. O senin çalışma karşılığın oluyor. Oradaki avantaj şöyle oluyor. CPU elektrik harcamasını çok fazla yapmıyor. İşte işlemci, grafik kartı falan gerekmiyor. Büyük hard disk alman gerekiyor. Ne kadar büyük hard disk alırsan diğerlerine o değerli, değerli ya. Diyor ki bizim şu kadar terabayt bilmem ne şeyimiz, bilmem kaç milyon terabayt şeyimiz var abi diyor. Biz büyüyoruz diyor. Ha o zaman sen değerli bu diyorsun. Para olarak kullanmaya başlıyorsun. Ama şimdi onların o hard disk alanını kullanmıyor mu? Hayır. Yani kullanacağım diyor. Yani evet, proof of stake. Sen çünkü sana yavaş yavaş şey dağıtıyor. Mining dağıtıyor. Mining process dağıtıyor. Bu değerli diyor. Bu değerli. Ben de sana bundan veriyorum içinde olduğun için diyor. Yani ilk katılımcılara daha çok verecek şekilde, yavaş yavaş azalacak şekilde bir mekanizma şey yapıyor. Sürekli katılmayı şey yapıyor sana. Kazdığın verinin değeri talep oluşursa var. Talep olmazsa da yok. Talebin olmasa da bir de verin kazıyor olmaz. Başka kadar adam kazıyor. It must be correct diye. Bir şey. O zaman değeri attığın, yani kazma bittiği zaman değerlenme olmayacağından mı geliyor? Herhangi değerini attığından mı geliyor? Olabilir. Niye talep edecek ama insanlar? Anladım dediğini. Bu sefer de şey dediği gibi mesela şimdi plakalar var. 34 AKP 41 parayla satılıyor değil mi? Neden? Sınırlı. Kaç tane plaka var? Çabuk cevap verin. 99 tane.
Çünkü iki dijit var değil mi şeyden sonra? O plakaları plaka İstanbul plakası. Yani güncel örnek olarak verdim. Tamam mı? Şimdi bunları ben satmaya kalkışsam ilk başta tanesi 5.000 liraya trafik müdürlüğümden, tamam mı? İlk başta 5.000 liraya satıyorum işte. İlk başta o partinin hiç olmadığını düşün. Olmadığında hiç kimsenin aslında alıp satmadığı bir plakaydı o. Ama parti kuruldu vesaire, politika şey oldu. İlk başta 5.000 lira. Ondan sonra aynen minibüs plakası gibi bittikten sonra 99'a kadar trafik sattı. Sonra şey olacak. İnsanlar birbirine satmaya başlayacak ve değeri artacak. Talep olduğu sürece. Ta ki şey ortadan kalkarsa, parti ortadan kalkar da ismi değişir bir şey olursa, ya abi ne yapayım ben AKP'yi, sen kullan arabanda diye bir pick-up da arabayı görebilirsin. Şey, plakayı görebilirsin. Benzer şekilde doktor plakaları da DR olanlar. Genel bir şekilde. TC alan bir grup var. Ha? FB'ler var, BJK'lar var. Neyse. Şimdi akılda kalsın, biraz komik olsun diye parti ismi veriyorum. Yanlış anlamayın. Diyelim ki ben sana dünyadaki sayıları satıyorum dedim. Bunu daha önce söylemiştim. 7 sayısını sana sattım. 1 milyon liraya sattım. 7 sayısı senin dedim falan. İşte bitmiş oluyor yani o şekilde. Coin madenciliği de bu şekilde. Sayılar bittiği zaman da sahipler arasında bir şey var. Ama eğer buna değer veriyorsan, değer vermiyorsan hiçbir değeri yok. Şeyin de öyle. Bazı madde her şey öyle. Bazı taşlar var mesela. Az bulunur taş diye söyleniyor. Bakıyorsun taş. Yani kıymetli. Niye kıymetli? Az bulunur. Bana ne? Taş sonuçta. Öyle bir şeyi var. Kendisinde mantığı var. Bu bekleyince tweet ediyor bu Microsoft. Kendi kafasına göre konsept dışına gidiyor. Bu kadar çok beklememek gerekiyor. AES. AES var. RSA var. ECC var. DES var. 3 DES var. Yani kaç tane desen 10 tane var. Hayır. Yani herkes en iyisi hangisiyse onu kullanıyor. Maya çalışıyor. Ama sen onu kullandığında o algoritma daha geliştirilmemiş olsa eskisinde kalmış olabilirsin. Ya da şu olabilir. O algoritma çok CPU istiyordur. Senin platformuna uygun değildir. Mesela senin şifre platformun Arduino'dur. Arduino'da bir şeyler yapacaksın işte kapı şifreli kilit falan. O algoritmayı kullanamazsın. İşlemcin yetmiyordur onu şey yapmaya. Peki ben sistemde herhalde değiştirirsin. Ödev vereyim mi? Ben bilmiyorum. Herhalde değiştirirsin. Yani şeyi değiştirmek mümkün mü diyorsun? Linux'taki password fonksiyonunu değiştirmek mümkün mü? Herhalde mümkündür. Binin altında S1'in altında şeydir. Executable'dır o. O executable set password yaparken çalıştırılır ve password file'ına onu yazar hash'ini. O yazdığı hash değiştirilmeli. O fonksiyon, orada çağırdığı fonksiyonu değiştireceksin. Yeniden compile edeceksin şeyi, Linux'u. Bir de şeyi değiştireceksin. İkisi aynı fonksiyondur muhtemelen. Sen login olurken, kontrol ederken sen şifreni giriyorsun. Aynı fonksiyon çalışıyor. Sonra gidip ikisini şeyden karşılaştırıyor. Password dosyasından karşılaştırıyor. Bunu da değiştirirsen olur. Mesela ikimizin arasında bir tane şifre var diyelim. Eski şifre tekniği vardır. Roton 3.
Çok eski. Bir zamanlar bununla ilgili, bununla program bile yazmıştık. A harfinin üstüne 13 karakter ekler. A'nın karşılığı neydi? 90 mı? 13. A harfi işte G olur. G harfi Z olur. Z harfi C olur falan. 13'er tane ileri attırır. Çok basit. Ve geri gidebilir. Ama şöyle bir şey vardır. Onunla mesela print edersin. Ekranda bir baktığı zaman okuyamaz. Bu ne falan der. Ve rot 13 olup olmadığını bilmiyorsa anlamayabilir. Peki bu belli bir zamanda kullanılan bir şey mi yoksa? Evet evet, evet kullanılır. Rot 13. Çok basit. Yani birisi aldığında onu eline anlamaz. Çözmen lazım. İşte, deniyorlar işte. Başka bir yöntem yok mu? Bu basit bir şey bilen var mı? O brute force. Bu basit olarak yok. Yani zaten hacklenen algoritma değil. Yani hacklenen çoğu zaman o karşılaştırma fonksiyonu var ya. Fonksiyonun orada, o arada okey cevabı vermesini sağlıyorsun. Yani kod kötü yazılmış olabilir. Onun açığını keşfediyorlar. Veya authentication'dan sonra başka şeyler çalışıyor ya, o çalışan şeyleri ele geçiriyorlar. Böylece o senmiş gibi çalışıyor falan. Yani sadece şeyin kırılması, şifrenin doğrudan üstüne saldırılıp kırılması için işte süper kompütür vesaire, paralel bilgisayar gibi saldırılarla bunların organize bir şekilde yapılması lazım. Zaten onlar da yapılmaya başlanınca, artınca, biraz önce baktık mesela, o algoritma artık kullanılmamaya başlıyor. Bu algoritma diyorlar artık kırılıyor abi diyorlar. Yeni bir algoritmaya geçiyorlar. Herkes daha kompleks bir algoritmaya geçiyorlar. Şey boyunu uzatıyorlar. Hash boyunu uzatıyorlar. SSL mesela, HTTPS var ya, eskiden 64 bitti. Sonra 128 bit oldu. Aa çok iyi oldu dediler. Sonra 128 bit kırıldı. 256 bit'e çıktı şimdi. Şimdi 256 bit kırılacak. Sonra 512 bit'e çıkacak. Yani. Sen bilgisayarımızdan. Ha? Yiyor tabii. İlk mobil telefonlar çıktığında SSL çalıştıramazlardı. Pil harcıyor diye. Yani secure kanalı cep telefonları çalıştıramazdı. Çünkü o şeyi çalıştıramıyor. Polinom fonksiyonu çalıştıracak pil yok adamda. Yani işlemci çok zayıf. İdi. Buradan şeye gidiyoruz. Rot 13 dedik ya. Ben seninle konuşacağım mesela. Rot 14 dedik biz. Abi 14. Kim biliyor? Sen ve ben. Böyle konuşabiliriz. Mesela ben hash fonksiyonu yapıyorum ya. 24 artı A percent 10 fonksiyonum bu olsun benim. Yavaş yavaş kriptolojiye giriyoruz. Şimdi A'yı ben gizli olarak seninle şey yapayım. Anlaşayım. A diyeyim 3 ama kimseye söyleme diyeyim. Bu private key oluyor mesela. Gibi oluyor yani. Tam private key değil de. Ya o daha uzun falan. Yani key fonksiyonu böyle ekleyerek değil yani. Ama görevi aynı. Şimdi sadece sen ve ben bildiğimiz için mesela diyelim ki 3 27'yi ona göre şey yapıyorum. 7 çıkıyor. Bu şekilde mesaj öbür tarafa gidiyor. Eğer başkası gelse A'yı bilmediği için kalacak yani. Çözemeyecek. Buna private key ile simetrik şifre, yani simetrik şifrelemede private key'e doğru gidiyor bu. Gizli anahtar yaklaşımı. Açık anahtarda da en sonu ileride anlatacağım. İleride slide'ını koydum. Açık anahtarda da şöyle bir şey var. Bana mesaj gönderecek olan için bakın benim alnımda bir fonksiyon var diyorum. Herkes görebilir. Bu fonksiyonu kullanın diyorum. Hash fonksiyonu gibi değil mi aslında?
Yok key aslında yanlış söyledim fonksiyon. Key'i kullanın. Bu key'i kullanın diyorum. Bana bir şey göndereceğinizde. Onunla şifreleyip kullanın diyorum. Onunla şifrelediğin zaman o öyle bir algoritma ki bununla şifrelediğin zaman bu key'i kullandığın zaman bir şeyler o çıkıyor ortaya. Karman çorman. Onu bu key'i kullanarak geri döndüremiyorsun. Ne yapacağım? Bu key'i oluştururken benim sadece içeride kendimin bildiği başka bir master key ile açabiliyorum. Master key'imi kimse bilmediği için başkası açamıyor o şifrelenmiş şeyi. Şifrelenmişi açamıyorlar. Ama bunu alıp şifreleyip kendi mesajını şifreleyip bana gönderebiliyorlar. Şifrelenmiş olarak bana geliyor. Ama başkasının eline geçtiği faydası var mı? Yok. Neden? Çünkü onu açmak için benim içimdeki master lazım. Peki içimdeki master'la alnındaki açığın şeyi ne? İlişkisi ne? İlişkisi var. Bu bunun özeti gibi bir şey. Ama açmak için içerideki lazım. İçerideki alnındaki tersi olmuyor mu? Değil. Öyle olmuyor işte. Onun özeti gibi. Yani buradan buraya gidiş var, buradan buraya gidiş yok. O yüzden ben bana gelen mesajları millet bana nasıl şifreleyip de göndersin diye açık anahtarla, açık anahtar public kriptografi o. Açık anahtarla ben şey yapıyorum, ilan ediyorum. Onlara benim açık anahtarımla şifreleyip gönderiyorlar. Ama ben sadece okuyabiliyorum. Çünkü benim açık anahtarımı ben oluşturmuşum. Fonksiyon da ağ olarak depolanıyor. Private key de o sistemin başka bir yerinde sayı olarak depolanıyor. Uzun. Private key benim kafamdaki erişemezsin. Hatta mesela şeyde var o. Telefonlarda sim kart var ya. Sen bağlandığında sen misin? Şebeke nereden bilsin? Belki başkasısın. Yazacağım ben konuşacağım senin adına. Hesap sana şey yapacak. Gidecek. Nasıl engelliyorlar bunu? SIM kartın içinde private key var. SIM kartın içindeki private key ile şifreleme yapıldığında o private key'in o numaraya, o SIM karta numaraya ait olduğunu ancak şebekenin içindeki private key ile şey yaparak, çözerek şey yapabiliyorsun. Uyuşturucu önce şifreleme oluyor. Hem identity kontrolü var hem dinlemek de engellenmiş oluyor. SIM kartın içinde depolanıyor. Aynısı yazar kasalarda da var. Mesela yazar kasada başka birisinin yazar kasası olmaması lazım. Gene SIM kart var. O SIM kartta hardware security modül deniliyor mesela ona. Hardware security modülün çipin içinde duruyor şey. Manufacturing sırasında yerleştiriliyor. Şeyde Tayvan'da veya Fransa'da veya Almanya'da veya Amerika'da. Her çipte ayrı bir tane numara var uzun. O numara çipe özel. O çipin içindeki rakamı kullanarak fonksiyonu bu AHT gibi üretiyor ve geri dönmek için ille de onun olması gerekiyor. Sen bir şekilde fake etmeye çalıştığında diyelim ki bir satışı mesela silmeye çalışıyorsun şeyden. Kayıtlardan ben bu mücevheratı satmadım falan diyeceksin para kaçırmak için. Yapamıyorsun. Niye? Çünkü çipin içinde şey private key. Onu database'e onu kullanarak bir şey kaydetmiş. Onu değiştirmeye kalktığında yerine ne koyacaksın? Koyamıyorsun. Açık key'e oranla çok daha güvenli ama kullanılabilirliği bu açık key de olabilir. Yani şöyle kapalı key sisteminde iki tarafta da aynısının olması lazım. Yani tamam mı? Bu yani iki tarafında onu bilecek şekilde çift üretilmesi lazım. Açık key de öyle güzel bir şey ki göndermeden önce alıyorsun onun key açığını şifreleyip gönderiyorsun. O içeride içindekiyle çözüyor.
öyle bir güzelliği, kolaylığı var. Yani açık key algoritması çok daha kullanılabilir. Ancak algoritma biraz daha şey, makineye biraz daha yüklü. Yani simetrik şifreleme, private'la simetrik şifreleme daha şeydir. Easy'dir şeyde hesaplaması makine için. Yani private key olayını daha az kişinin dahil olduğu durumlarda kullanmaktan mı? Evet, ya da point to point communication falan yapıyorsan private key ile basit çözebilirsin. Öbür türlü bir sürü onu yönetmen lazım. Açık anahtarın yönetimi var, memnesi var falan fıstık. Bak ben şeyimi göstereyim sana. Önce sizin söylediğinizde bazı sistemlerde hem her ikisi de kullanılıyor. Her ikisi tabii. Bu benim sayısal imzam. TÜBİTAK bizden işte 200 lira para alıyor bunun için. 3 yılda bir. Bunun içinde sim kart var. Sim kartın içindeki private key sadece bir tane. Ben bununla takıyorum makineye. Algoritma bunun içindeki key'i kullanarak burada şey yapıyor. Buradan geriye hash dönüyor. Onu yazıyor. O benim imzam oluyor. Dokümanın içindeki bilgilerle birleştiriyor. Buradakini, bunun içindeki işlemcide. Geriye bir sayı dönüyor. Onu ekliyor şeyin altına. Dokümanın. Böylece o sayı o dokümanla sadece bununla elde edilebilir bir sonuç çıkartmış oluyor. O da imza olarak, sayısal imza olarak şeyin dokümanın altına konuyor. İmzalanmış doküman oluyor o zaman. Neden? Çünkü sadece bununla ben o stringi elde edebilirim. Peki bilgisayarda kırtamaçlı bir yazılım olsa onu elde edemez mi? Edemez. İçinde yapılıyor. Aynen demin olduğu gibi. Ha? Çipin içinde hesaplanıp geri dönüyor. Dışarı hiçbir zaman o çıkmıyor. Oluyor. Güzel soru. Onun tek çaresi X şeyiyle, X ışınıyla elektron mikroskobunda bakıyorlar. Sıfırları birlerden şey yapabiliyorlar. Ayırmaya çalışabiliyorlar. Eğer işin MIT'e, FBI'ye falan düştüyse onlar bakıyor. Ama normal Mehmet Göktürk, Hoca Mehmet Göktürk'e kimse ilgilenmediği için öyle bir tehlikesi yok. Benim için yok. Onu da engellemek için bir yerde okuduydum galiba. Çiplerin de o şey, silikonların altına üstüne metal kurşun mu bilmiyorum. Metal koyma şeyi var. Hani X-ray ile de alınamayan çip tasarımları var galiba. Öyle. So, they ask money after they encrypt your hard drive. This is getting serious recently. Throughout the world, including government, including companies. And the money they ask is relatively comparable to the ability of the company. So the company pays in Bitcoin. They ask money in Bitcoin so that nobody can track them. They are usually from unknown countries, Russia or China or whatever, or third world countries, maybe from Turkey. That happened once in our school, in one of the servers. We found that there is a message asking for money, but fortunately we had the backup. We just deleted the we deleted the server and reinstalled from the backup, and nothing was given. So having backup is very important. Frequent backups is very important for these cases. And the problem is, when you are backing up, usually you are backing up to the hard drive connected to your master computer. So if they can access to your master computer, they can access to your backup as well. So the problem is they also encrypt your backups. So it is imperative that when you do backups, you have to disconnect your backup from your master machine. Because if the backup is connected through the network or through a physical cable, even if your backup is in Ankara but connected with the network,
at that time, then attacker can also encrypt your backup. So it is important. Some systems are resilient. Some systems are strong. So sometimes system can go down after the attack, but if the attack stops, it can come back automatically. So it's a good way of programming and designing the system. So we say that they are resilient, so they can come back. Some systems go down and cannot come back without human interference or without loading back. So a good server or good application, good computer and system can come back itself after the attack. So it will do like this during the attack and continue to normal operation after the attack. So it's a good way of fighting with the attacks. A combination of Trojans, worms, and malware together are called as hybrids. So they are the worst kind of malicious software. So it can appear like Trojan horse to user, but in reality, it is spreading malicious code to the network using the worms. Botnets include Trojan and worm qualities and pose severe risk to systems. It replicates itself in the network. If you are connected to network, another infected computer tries to connect to tries to make connections to your computer and infect it. So it's a network virus, network worm. And they are very good at hiding themselves from antivirus programs. However, when you are noticing some abnormal behavior, then all you have to do at the beginning is make a scan with the antivirus and anti-malware application. Usually, these kind of programs are distributed on purpose for providing free downloads, free images, PDF files, etc. So crack games, etc. Some games contain these hybrids from their original developer. They want to spread their code to the world. So the original code includes a worm. So that becomes a feature in that case. Or other people can recompile the code, especially for open source programs. They recompile the code and redistribute it in their website. So if you download from their website, their code includes additional piece of worm that will create disturbances in your machine or in your network. Yeah. Good question. 99% of it checks the previous reports. So if people find a virus, they report it to the company. The company register it to the virus database. So many antivirus programs checks the existing code against the database. So they check the binary code
to search for certain string of information that is found in the previous viruses. Also, there are some more intelligent antivirus detection tools to observe behaviors, anomalies with artificial intelligence or machine learning methods. So if the behavior of the program is different than it is expected, then it is flagged as a possible threat. And user is notified. When user is notified, you say, okay, I trust the application, or you say, oh, it might be worm, you delete it. So, and it is also also the company is notified. So if same thing is happening in many places in the world, then it is probably a virus and it is added to the database. If a person is moving abnormally in the department, if you see somebody is moving in the department abnormally, he or she doesn't look like a student, doesn't look like a professor. So it is suspicious. So you report it. So how it is done? Because the behavior of the person is not normal. Your intelligence detects it. So same kind of approach can be done with the antivirus software. Vermeyelim, hızlı bitireyim. Okay. Şimdi geri çek şey olmasın. Gidebilir. O zaman kısa bir ara verelim. Tamam, verelim. Ödevde yorum satırı çok beklemiyor musunuz? Yani tek tek açıklayalım her şey. Normal düzeyde. Bir şey söyleyeyim. Şimdi biz o dictionary'lerde kelimelere mi sahibiz yoksa hash'lere mi? Hash'lere sahibiz. Peki o hash'lerin geri dönüşünü bilmiyorsak dictionary'leri tarayarak nasıl şifreye ulaşabiliriz ki? Elimizdeki bütün dictionary'yi sırayla bir fonksiyona sokuyoruz. Hash'te var mı bakıyoruz. Bulursak bunu veriyor diyoruz.
dictionary, o sözlüklerde zaten hashler yok mu? Sözlüklerde sözlük var. Ha, onu soruyorum. Kelime ele geçirdiğin hash. Yani sözlüğü... Sözlük bildiğin sözlük. Bildiğimiz sözlük. Sokuyoruz. Daha sonra hash'in karşılığına göre elimizdekiyle kıyaslayarak ilerliyoruz. Peki mesela aynı virüs ya da herhangi bir dosya. Bir antivirüs sistemi diyor ki bu bir virüs. Biri diyor ki bu değil. Diğeri emin olamıyor. Bu tamamen o sistemin kalitesizliğinden mi kaynaklı yoksa onlar, dosya mı? Onlar algoritmalarına o özelliği eklememiş. O yakalayamıyor. Birini, mesela iki tane güvenlik elemanı var. Biri şüphelenir, biri şüphelenmez. Ama aynı sorunu birçok kişi rapor ediyorsa ve buna rağmen... O raporlar geri dönüyorsa bir sonraki güncellemede eklenir. Virüs dosyaları güncelleniyor ya, virüs database güncelleniyor diye devamlı mesaj gelir birkaç ayda bir. O yüzden rapor edilenleri güncelleyip bekliyorlar. Anladım. Hocam şey, peki bizim bilgisayardan çalışıyoruz, server'da mı çalışıyor? Mesela web uygulamaları. Server'da çalışıyor. Peki bir güvenlik yazılımı oluşturmak istiyorlarsa önce sözlük oluşturarak mı başlıyorlar? Bir dakika cevap vereceğim ama. Secure hat kullanırken başka bir hash daha çalışıyor. O kısmı senin bilgisayarda çalışıyor. Ama login tarafındaki orada çalışıyor. Ya mesela o sözlükler internette erişilebilir oluyor mu? Oluyor. Yani onları toplayarak mı başlıyorlar? Bir güvenlik ya, birincisi normal kelimeler. İkincisi bazı leaklerde çıkmış şifreler. Şimdi diyor ki adam bir yerde kullandığın şifre muhtemelen başka yerde de kullanılmıştır diyor. Hayır. Onları bir biriktiren siteler var. Yok şey virüslerden bahsediyorum. Yani o virüs sözlükleri hani rapor ediyorsun o raporlar kaydediliyor ya. Herkes ayrı ortak bir yer yok galiba. Ha, öyle bir değil ticari. Yani herkes kendine saklıyor. Galiba. Ya mesela bir yazılım oluşturmak istesen, güvenlik yazılımı oluşturmak istesen, insanlar sana nasıl güvenecek yani? Daha yepyenisin. Eğer böyle bir belki açık kaynak da vardır. Belki ortak bir yer vardır. Şeyin bakalım. Yoksa, bir dakika bakalım. Public virüs database var mı? Havuzun yoksa yani. Bir dakika bakıyorum. Anladım. O şekilde bir güven kazanmak çok zor. Public virus database dedim. Var. Mesela NC virus library Dr. Web. Where can I find huge data sets of analyzed malware for data? Database mine. Var. Birileri yayınlamış. Live malware repository. GitHub'da varmış. Anladım. Kendi şeyimizi oluşturabilir miyiz? Kütüphanemizi mesela. Evet. Tek tek virüsleri yollayarak falan. Oluşturursun da çok uzun iş. Yılların şeyini tabii eklemen lazım. Tabii. Hani en bilindik virüsler falan. Anladım. Teşekkür ederim. Ha.
yaptığın deney. O an description objective ezberledin mi? Usta değil. Yoksa o ezber gitmedi. Gerekiyor bilmem işte. Ben onu Ben de bir yandan çok zor değil. Sen korkun bir yoksa. Korkun bir yoksa. Bizim gibi o merak ettim. Dört dörde. En son geldi mi herkes? Okey. Okay guys. Şu grup gelmedi bir tek. Malware dediğimizde malicious software'in kısaltması. So it is the abbreviation for malicious software. The term malware refers only to software that is made for malicious purposes, so bad purposes. It works against user's expectations. So you expect something else actually, but it is doing something for its own benefit. So it does not include unintended harm due to bugs. So there must be an intention in the malware. If the software you are using causing a harm, but there is no intention in doing that, it is not a malware or virus. It is just a failure of the software. So it is different. Next is the spyware. Spyware is the information gathering program. So it does not stop you from doing anything. It is collecting information for various purposes. It is collecting information for marketing. It can be used for stealing passwords or bank account information or that kind of sensitive information. Or it can be used for accessing your files to get your files, such as you may have certain music files or books, etc. So spyware
may allow attacker to retrieve those files without your consent. So it is basically a theft. Information theft. So one of the kind of spyware is the keylogger. Keylogger records all your recording, all your typings in a file and sends it back to a country which is very far from you, so that attacker can listen what you are doing, can retrieve your password, etc. So that can happen in mobile applications, in cellular phones, as well as tablets and regular desktop and laptop machines. So all kinds of systems are actually can be infected by keyloggers and spyware. They can track where you are going. They can track what you are doing for marketing purposes, for business purposes as well. So, but still, they are named as spyware because they are doing it for without your knowledge. Hocam, eş zamanlı olabilir mi keylogger'la? Keylogger'la? Bastığın anda okur. Tabii tabii. Olur. Bastığın anda görülür yani direkt. Yani bu şey olmuyor değil mi? Hani bir belli bir vakit bitiminde gönderilen bir şey değil. Öyle de oluyor. Real time de olabilir. Hocam. Yes. Bazı virüslerde masa üstünde reklam falan çıkıyor. Hatta virüsün kendisi antivirüs falan şey yapıyor, yüklüyor, evet, bilgisayara. Hani virüsü hani yazan suçlu, eğer hani bu reklamı verenler de mi suçlu o zaman? Good point. Herkesin kısaca tırnak içinde söylüyorum. Herkesin dini imanı para olduğu için günümüzde virüs kontrolü yapacağım diyenler de virüsten çok farkı yok. Aslında virüs kontrolü yapılmasına gerek olmaması lazım. Nedir bu? Operating system'ın kendi security mekanizmasının virüs kontrolünü zaten yapıyor olması lazım. Bugün mesela iPhone için virüs şeyi yüklüyor muyuz? Yüklemiyoruz. Çünkü operating system bundan responsible. Düzgün bir ülkede hiç kimse yanında güvenlik görevlisiyle gezmez. Ama bugün gidiyorsunuz mesela bazı Afrika ülkelerine, özellikle batılı turistseniz yanınıza güvenlik almanız gerekiyor. Güvenlikle beraber bir yerden bir yere seyahat etmek zorundasınız. Normal bir şeyde böyle bir antivirüse gerek olmaması lazım. Ama şu da olabilir, güvenlik görevlileri baktığınız şey işler kesat, kendi arkadaşlarını bazı birkaç turiste saldırtıp ya burası çok güvensiz imajı oluşturarak kendisi aslında şey yapıyor da olabilir. Business yaratıyor da olabilir. Hatta ille de güvenlik görevlisi alacaksınız diye tepenize binebilirler. Hatta silah da çekip gösterebilirler. Güvenlik görevlisi almazsanız sıkıntı olur falan abi diye. Bunu mesela geçmişte bu Türkiye'deki lokantaların başına beladır bu. Koruma açarsınız lokantayı, çok güzel kebapçıyım diye. Sonra iki gün sonra birileri gelir böyle siyah Mercedes'le. Abi koruma ister misin diye. Yok istemiyorum dersin. Bir akşam sonra şeyin yıkılır. Camların aşağı iner. O korumayı almak zorundasın yani. Dolayısıyla sistemin de bazı şeyleri var. Sıkıntıları var. Yani spyware diye ortaya çıkanlar da seni bazen sömürüyor olabilir. Doğru söyledin. Bir şey sordum. Öyle devletin görevi aslında bu şeyi korumak ama işte öyle olmuyor yani. Olmayabiliyor yani. Şeyin. Buradaki yani bahsettiğiniz ortaklık operating system de mi bir ortaklık? Operating system'la olmaz. Şey mi ortaklık? Hayır. Ben bilerek saldırdım. Antivirüsle virüs. Hani antivirüs ne zaman gerekli? Virüs olursa. O zaman virüsü de belki antivirüs çıkartıyor. Yüklüyor, buldum. Yani oralara gidiyor yani şey. Mesela
indiriyorsun. Şunları şunları vulnerability'leri buldum diyor. Bunlar çok ciddi diyor. Bakıyorsun tabii biz biraz daha ustayız. Bunlar önemli değil. Ama sade vatandaş vay bu önemliymiş bunları ben remove edeyim diye. Bunlara işte 5 dolar, 3 dolar, 15 dolar neyse parasını verip şey yapabilir yani ödeme yapabilir. Security deyince dün anlattım ya o kısmını. Herkes o security önemli abi security. Dokunmayın falan işte. Öyle bir şey var. Her şeyden ödün veririz ama security'den vermeyiz falan. Gibi bir durum var. Ya deyişte öyle ama uygulamada ne peki dediğinde cevabı yok adamın. Yani öyle bir kuru bir security şeyi var. Yani hani böyle işte milliyetçilik gibi. Tamam milliyetçiyim de mesela ne yapıyorsun dediğin cevap yok yani. Tamam mı? Onun gibi. Security güzel. Ne yaptın? Yok. Şifresi Okan 1234. Yani Ahmet 1234, Mehmet 1234. Dolayısıyla şey o kadar da kötü değil bu. Yani security'ye böyle pozitif yaklaşılması gene de iyi. Ama o iyiliği şeyde gözleyemiyoruz. Onu demek istiyorum. Davranışa yansımıyor yani. Peki belirli kişiler için antivirüs sistemi gerekli olmaz mı? Mesela bilgisayara gerçekten önem arttıran birileri için. Gerekli olmaz mı dedin? Gereklidir demek istiyorsun. Gereklidir. Evet. De. Evet. Biz işte mesela ben hard diskimi şifrelemiyorum. Ama daha çok paralarla marayla vesaireyle mesela bir avukat olsam dosyalarda böyle gizli bilgiler falan olsa hard diskimi şifrelemem lazım yani. Laptopumu biri götürsen yandım. Hard diski şifrelemekten kastım. Yani bilgisayar. Diski şifreliyorsun evet. Disk ancak ben o panikte şeyi açarsam programa password'ümü girersem ya da bir tane daha device var. USB şifrem var ya onu takıyorsun. Bunu taktığın zaman şey okuyor. Hard disk çalışıyor. Bunu takmazsam hard disk çalışmıyor. O hard diski çıkarıp başka makineye taksa yine çalışmıyor. Peki hocam PDA yazılımları var ya onlar şifreleri hard diski hani yine şifreleyebilir yani kendileri. Şifreli bir hard diski şifrelerler iki kere şifrelenmiş olur. Ama sen yine daha hayır, iki kere şifrelenmiş olur, okuyamazsın. Ha, şey mi? Fide şifrelemesini diyorsun. Yani siz daha o şifreye girmeden. Şifrelerler ama girdilerse şifrelerler ama onlar da okuyamaz. Al ne yaparsan yap dersin. Hocam bilgisayara girdiğimiz şifre bununla aynı olay değil değil mi? Arkadaşın dedi mi? Yok hayır, genel olarak hard disk şifrelemek. Hayır. Yani hard disk şifreleme encryption. Diskin üzerindeki bütün bilgileri hani dedik ya Ali 74 oluyor. Diskin üzerindeki bütün bilgileri hepsini değiştiriyorsun. Komple. Bütün bilgileri hash fonksiyonunu da değiştiriyor musun? Bütün alanı ikiye katlamaz mı? Hayır. Kaptırıyor mu yine de? Yani belli bir alan daha fazla kaptırıyor mu? Orada iki yönlü kullanman gerekiyor. İki yönlü simetrik kullanman gerekiyor ki şeyi taktığında key'ini girdiğinde okumak için geri döndürmesi gerekiyor. Yani öyle bir fonksiyon kullanıyorsun. Şifrelerken de onu takman gerekiyor yani. Evet. Veya şey girmen gerekiyor. Bir de mesela key. Hard diskteki 500 GB bir veriyi şifreleyeceğiniz zaman alıyor. Hem zaman alıyor hem de yerde de Zannetmiyorum. İlk başta konfigürasyonda soruyordu. Şifreli alan yaratmak istiyor musunuz diyor. Genelde öyledir. Ayrı bir disk oluşturuyor sana. Diyelim ki 20 GB. O 20 GB olan kısım şifreli oluyor. Oraya attıklarını, diskini kaybetsen bile ilk baştaki şifreni girmeden kimse okuyamaz. Ayırmazsan. Ya illaki ayırttırıyordur yani. Ben şimdi yapmadım. Ama bütün diskimi şifre edersen herhalde çok büyük falan da diyebilir veya yavaşlıyor olabilir. Bütün diskini şifrelemek doğru bir strateji değil. Koyacağın yeri şifrelemek daha mantıklı. Peki hocam
Belki de bilmiyorum, size tercihtir yani. Şey ajanıysan belki senin ziyaret ettiğin sitelerin cache'deki değerini de görmelerini istemiyorsun mesela. Diyelim ele geçti. Ne bileyim işte James Bond'sun falan. O zaman hepsini şifrelemen lazım. Ben şey anladım. Geri dönmüyordu. O dönüyor. Yanlış olmasın. O dönüyor. Hangisi dönüyor? Hard diskini şifrelediğin zaman nasıl okuyacaksın tekrar ekranı? Ama şeyle flash'ı koyman gerekiyor. Flash'ı koymazsan dönmüyor. Deneyerek kırılıyor. Ya da ya işte Ahmet 1-2-3-4 deniyor. Aa oldu diyor mesela. Hepsini deniyor. Şey gibi, benzin sayacı gibi bütün stringleri deniyorsun. Aynı şey yap. Alfanümerik karakterlerin hepsini böyle yüzdeler falan hepsi dahil olacak şekilde benzin sayacı gibi koyduğunu düşün her birini. Arttırıyorsun tır 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 diye. Bütün sayıları denemiş oluyorsun. Tuttuğu zaman tuttu diyorsun. Eğer elinde şey varsa işte. Kişinin adı doğru. Password hash'lerin kendisi varsa o zaman kolay. Ama gelip de şeyin karşısında denemeye kalkarsan makinenin 5 sefer yanlış girdikten sonra kilitliyor. O zaman yapamıyorsun. Yani öyle deneme yapamazsın. Yaparsın o 5 sefer girdikten sonra şey yapmıyorsa bekletmiyorsa o yapabilirsin. O zaman makineyle yüklenirsin şeye, server'a denemede. Kötü yazılıysa server öyle deneyebilirsin ama aslında onu ayrı bir yerde yapıp doğrusunu bulup ondan sonra girmek gerekiyor. Spyware is this. Adware is the last one. One of your guys asked. It's a revenue mechanism, advertising mechanism. Advertising is usually making money in the internet since 1993, after it is commercialized. So it shows advertisement to people. Usually there are two cases. Sometimes you agree. You accept that you are okay with seeing advertisement. Then it's a mutual relationship. Sometimes the software doesn't tell you, so you cannot tell why the advertisement is coming up, popping up on screen. So that is not good, but still it is for business purposes. So we call it as adware. It is not directly harmful. But it's a policy thing. Maybe you accept it, maybe you don't accept it. So it's your personal preferences or company preferences. Advertisement money can be paid based on how many times the advertisement is displayed or how many times it is clicked. So depending on the case, developers get their money from the other people. Also, this adware can be connected to a virus. So it might be a virus containing adware, so it can propagate itself illegally and showing advertisement. So that can also happen. Yes. Ediyoruz canım, etmiyoruz demedim. O senin kişisel tercihin. Şöyle, ben istemiyorum da diyebilirsin. O zaman o da diyebilir ki vermiyorum ben de. Ben de sana vermiyorum diyebilir. O zaman o ürünü kullanmazsın. Benim şu an dediğim o. Yani reklam istemiyorum diyebilirsin. Reklam istemiyorum deyince o kişi de ben de sana vermiyorum diyebilir. Sen de kullanma diyebilir. Mesela Google'da işaretliyorsun. Evet ama para vermen gerekiyor. Premium alman gerekiyor mesela. Şeyde YouTube'da mesela. Ama işte Google'da mı? Ya Google'da o reklamı gösterme diyorsun. Hepsini gösterme yok. Kişiselleştirme var. Rastgele reklamlardan para kazanıyor. Tabii. Yani illaki kazanmak zorunda adam. Peki
tamamen reklamları engelleyen tarayıcılar. O tarayıcılarda da bazı siteler reklam engelleyici var. Ben gidiyorum diyebiliyor. Yani işte o çok fazla kişi kullansa oraya gider o. Az kişi kullandığı için o kadarlık adam önemsiz. Yani şeyi düşün. Peki. Reklam yapıyorlar. Geliyorlar burada işte poster dağıtıyorlar. Birkaç şey reklam yapıyorlar. Çay veriyorlar. Sen hiç reklamlara bakmadan çay alacağım diyorsan bir kişiye belki tolere edebilirler ama öğrencilerin yarısı hiç reklamdan etkilenmeden çay almaya geldiyse bunlar da bir daha düşünür. Bir daha sefere biz çay verelim mi vermeyelim mi diye. Vermezler yani. Peki mesela bir tarayıcı reklamlara ilerlediği zaman o reklamları yapan site reklamı yapmış sayılıyor mu? Yani bundan da yani aslında reklam yapıldı sadece ben mi? Tarayıcı onun detect ediyor. Para kazanmıyor ondan. Yani şey reklam yapılmadı mı oluyor yoksa reklam yapılmadı. Yapılmadı oluyor. Doğru dürüst yazılarsa yapılmadı oluyor. Onu anlayabiliyorsun. Eskiden benim de sitelerim vardı. Para kazandım bayağı. 2000 öncesi. Birçok site vardı. Bir tane sesli chat vardı mesela. Voice karşılıklı konuşuyorlardı. Şimdiki şeyin benzeri. Aktifler mi var? Neydi uygulama ya? Şimdi geri gitti biraz. Clubhouse'un benzeriydi. Web tabanlı. Kazancı oldu mu? Oldu. Bir araba parasından fazla kazandım. Peki siz neden kazanmıyorsunuz? Nasıl ben niye kazandım işte. Hayır, satma yani. Uğraşamadım yani o yüzden. Vakit oldu. All forms of advertising carry health, ethical, privacy and security risks for users. That is generally accepted idea, but advertising is a commercial activity. Commercial activity is not a sin. It is interesting. In China, until 1980s, people who open grocery stores, even grocery stores, were regarded as bad people because he is doing commercial activity. Even grocery store. So in Ottoman time, advertising was not common. I think the first advertising in newspaper was in Ottoman time, late Ottoman time, was done by Father Vakko. In a newspaper in Istanbul. In Europe, the advertisement goes back to 1600 years in a newspaper. So it is interesting announcing something related to trade with money. So that is what advertising is. I myself accept it as a regular form of commercial activity, and I accept it. The problem is exaggerating advertisement so much that it is its effect becomes reduced. So if you advertise too much in a certain content area, because I have done it. If you do advertising too much, your revenue drops because people don't like it. So your the level of advertising and content should be balanced so that advertising is known as advertising and the content proportion should be tolerable. If you are opening up too many advertising along with the content, then people stop
At the beginning, people continue to use your system, but later they stopped using your system because of too many advertisements. So keep a balanced advertisement if you are going to develop things in future. Keep the balanced advertisement, and so that a user will see the advertisement and respect it. Respect the advertisement. Yeah. Örnek var. Mesela büyük siteler, mesela hepsi böyle daha geçen bir oldu. Sürekli reklam veriyorlar. Ve sen diyorsun ki, yani biz, ben diyorum ki daha doğrusu, o kadar çok reklam veriyor. Büyük bir firma, bu güvenilir bir firma. Onu anladım. O mesela şeyde kullanıldı. Sigara firmalarında. Mesela Camel Trophy yarışları var, Camel Foundation var, Camel okul yaptırıyor, şey yaptırıyor falan. Diyorsun ki bu bizim toplumumuzun bir parçası. O an sigara firması yok, bu bizim toplumumuzun bir parçası diyorsun. Sık fark edilmekle sonra yasaklandı. Sık fark diye yarışlar da yasaklandı sonra. Sık fark edilmesi, sık reklam yapılması, kontentin önüne geçmesiyle aynı şey değil. Benim dediğim kontentin önüne geçmesi. Mesela her giydiğin tişörtün kenarında Trendyol yazabilir kenarında. Ama buralarına Trendyol yazarsan o tişört satılmaz. Kim? Gap'ın var sadece. Onu da o yüzden almayan çok. Nike'ın da o kadar büyük değil. Küçüktür yani. Nike diye böyle arabanın arkasına Nike yazmazsın yani. Onlar zaten dar kesim yani o şey yani dolayısıyla size şunu açayım ben. Maske de onlar biraz daha ucuz satılıyor yani reklam olduğu için. Enteresan bir konu. Content ve şey arası. So this is this is the newspaper Washington Post. Breaking news. Pfizer's COVID-19 pill sharply reduced hospitalizations and deaths and appears to work against Omicron variant. Pill. Advertisement. Pass. So see, after the advertisement, there is content, so it's not bothering me. I can have the content without intrusion. Only one advertisement. Okay? Maybe at the bottom. Here another one. Not much. So, good enough. Yes. Ne? Payroll nedir? Ha. Şu an abone değilim. Ona rağmen gösterdiği bu. Abone olsam belki şey yapacak. Daha da az yapacak. Burada gösterdiği reklamın etkisi fazla. Etkisi fazla ve ben bunun reklam olduğunu biliyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şeye girdiğinde milliyete giriyorum. Bir süper geldi. Zorlu kış şartları geldi. Bir daha geldi Milliyet. Yanlar çıkmıyor tabii. Web sayfası tablet versiyonunda çok fazla gösteremiyor. Çok fazla değil. Yalnız buradaki sıkıntı her şeyi rectangle'a çevirmişler. Hepsi fotoğrafa bağlı. Mizampaj kalmamış.
sürekli git başından demeye zorunda kaldığınız advertisementlar olmaması lazım yani şey yaptığınızda. Ha gayret. So we have keywords. One is the vulnerability. Vulnerability means where is a point where the system is system can get an attack from. So vulnerability point. Threat means possible danger. Countermeasure means techniques for protection. So countermeasure, threat and vulnerabilities are keywords to learn. Most vulnerabilities are as follows. For example, buffer overflow. I have explained this in the past lectures with where functions are sharing parameters with the main program or functions with the functions. One function is calling another function, share data through the stack. So that is the buffer overflow. Because since all programs run from memory, some programs allow access to reserved memory locations when given an incorrect input. Hackers find out where to place incorrect input and take control. It was easy. It is getting harder and harder, but still a buffer overflow is a still interesting technique. The security can be enhanced by having secure networks, cryptography, antivirus, firewalls, and good behavior. Good behavior is the key. It is called as safe computing. Not downloading from unsafe websites, not opening attachments that you don't know, not trusting what you see on websites, avoiding scams. So if something is too good to be true, probably it is not true. So I have covered part of these. Encryption, public keys, and hashing. I have explained public key and hashing and encryption. So using these techniques increases level of security in many areas, and it can have applications in many areas. And you will have security courses in your coming years, and cryptography as well. Symmetric and asymmetric, we have gone over this in the previous hour. In the symmetric encryption, both sides have private keys, so the security is provided between these two, so communication cannot be listened or cannot be intercepted because each side knows the private key. In this one, one side has private key, one side is public key. Messages encrypted using public key and sent to the recipient. Recipient opens it only with the private key. So this is asymmetric. This one is symmetric. Sağda public key mi var sadece yoksa hem public hem private var? Soldaki public key. Soldaki public key var. Soldaki çözüyor beni. Bir dakika. Yok. Soldaki sağ mesaj gönderiyor. Haklısın. Soldaki sağdakinin public key ile encrypt edip sağa gönderiyor. Kendi key'ini de koyuyor tabii. Kimden geldiğini de kontrol etmek istersen bu sefer sağdaki soldakini tekrar kontrol etmiş oluyor. Yani verification amacıyla kullanacak olursan ben sana bir şey gönderdim. Sen bakıyorsun ki ya bunu hoca mı gönderdi? Arkadaşım bana numara mı yapıyor? Nasıl olacak? Benim public key'im var. Benim public key'imle o mesajı hash ettiğinde şey yapması lazım. Tutması lazım public key'le. Benim private'ımdan sana ne? Ama ben private'ımla gönderdim sana onu. Ben private'ımla kodladım.
sen kontrol için benim public key'imden kontrol mekanizması alabiliyorsun. Public key'imle bakıyorsun, ha tamam diyorsun. O zaman sıkıntı yok. Ama sizin private'ınızda bir ihtiyacınız mı açmak? Yok. Public'la açıyorsun. Ama siz çiftlerken hem kendi private'ınızda hem public'ınızda. Public kullanmıyorum. Private'ı kullanıyorum. Ama aynı şey, yani fonksiyonun biri bir kısmını, biri bir kısmını içeriyor. Biri diğerine ilişkili. Yani public key, private key'imle şifrelediğimde sen public key'ime bakıp bu bundan gelmiştir diye kontrol edebiliyorsun. Yani sıfır eşittir sıfır çıkıyor. Sağlamasını yapabiliyoruz. O amaçla da kullanabiliyor. So why do we care? Banking, trading, purchasing, etc. Personal files. Computers become slow. Computer, your computer can be used for Bitcoin mining, for example. So your electricity can be used without your knowledge. Any questions? So security, as we say, is interesting topic, and it is having growing popularity, and it is making good money. It also requires good connection with government. So an authority, a government authority should be on top of everything if something goes wrong. Okay, I'm stopping the recording. If you have any questions,